Elimde tutmakta olduğum bu akıllı telefon her zaman yeni sloganıyla bizlerle buluşan ve tam iki büyük Android güncellemesi 3 senede güvenlik güncellemesi alma garantisiyle gelen Vivo Y35 arkadaşlar. Bu cihaz özel teknik özellikleri sahip ve gerçekten de sizlerin beğeneceğine inandığım bir akıllı telefon. Gelin hep birlikte bakalım Vivo Y35 bizlere neler sunuyor. Telefonu şöyle kenara doğru koyayım ve cihazla alakalı yorumlarımı sizlere anlatmaya başlayacağım ama şunu söylemem lazım. Beni şaşırtan detaylar var çünkü cihazda. Bu akıllı telefon açıkçası bu fiyat seviyesine çok da görmeye alışkın olmadığımız bir güncelleme politikası ile geliyor. Dolayısıyla cihazı sizler satın aldığınız zaman satın aldığınızda ödediğiniz paranın hakkını veren bir akıllı telefon olduğunu baştan söylemek istedim sizlere arkadaşlar. Bakalım bizlere neler sunuyor. Hep birlikte video boyunca zaten görüyor olacağız. Şöyle bir araya gireyim arkadaşlar ve şunu da söyleyeyim. Kanalımı sizlerin desteğiyle daha daha ileriye doğru götürebilirim. O yüzden kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımda desteklerseniz beni sonsuz mutlu edersiniz. Şu yaşadığımız abone sıkışıklığının da önüne geçmiş oluruz bu şekilde. İşte paranızın hakkını veren bir akıllı telefon dedim. Tam olarak o detaylardan bir tanesi cihazın kutu içeriği. Çünkü kutu içeriğine baktığımız zaman gerçekten gırtlak dolu bir kutu içeriğiyle geldiğini görüyoruz Vivo Y35'in. Kutu içeriğinde ihtiyacınız olan her şey var tabii ki. Şarj adaptörü, telefon için bir ekran üstünde ekran koruyucu ve kulaklık bizleri kutu içeriğine karşılıyor. Özellikle arkadaşlar burada kulaklık detayı oldukça ince olmuş. Son dönemde görmediğimiz bir detaydı bu kulaklık kutudan çıkması. Vivo Y35'te bunun var oluyor olması. Özellikle kulaklık için başka bir bütçe ayırmak istemeyen kullanıcılar için bence gayet iyi olmuş. Gelelim Vivo Y35'in ekranına çünkü ekranı, teknik detayları, tasarımı bunların hepsine ayrı ayrı değinmek lazım bu akıllı telefonda. Telefonun ekranı 6.58 8 inçlik damla çentiye sahip bir ekran paneli arkadaşlar ve bu ekran paneli IPS LCD diyeceğim bir yapıda. Şimdi panelde 90 Hz'lık bir yenileme hızı mevcut. 550 nitlikte bir parlaklık var cihazda. Aynı zamanda burada özellikle parlaklık seviyesi ve ekrandaki yüksek yenileme hızının gayet iyi bir tercih olduğunu sizlere söylemem lazım Vivo tarafının yaptığı tercih olarak. Çünkü burada günümüzde hani bu fiyat seviyesinde ciddi bir rekabet var artık ve bu fiyat seviyesine de kendine yer bulabilecek bir cihaz olmuş bu Burada ekran detaylarıyla devam edelim. Cihazın ekran deneyimi anlamında sizlerle şunları paylaşmalıyım arkadaşlar. Ekrandaki renk doğruluğu, canlılık ve genel olarak ekran deneyimi gerçekten sizlerin de hoşuna gidecek, sizleri de tatmin edecek seviyede olduğunu söylemeliyim. Y35'in ekran deneyimiyle sizin ihtiyacını karşılayacak bir cihaz olduğunu zaten sizlere video boyunca söyledim ama burada tabi cihazı aldığınız zaman bir oyun performansı anlamında ya da bir multimedya tüketimi sırasında bir olumsuzluk var mı yok mu ya da efendime söyleyeyim burada yani bir sıkıntı çıkar mı bizi üzer mi gibi bir düşünceniz olabilir. Hani burada altını çizeyim tekrardan ekran tarafıyla sizlere üzecek bir cihaz olduğunu düşünmüyorum Vivo Y35'in. Zaten her zaman altını çizdiğim gibi bir akıllı telefon satın alırken cihazın bizlere sunduklarına bakarak, sunabileceklerini de hesaba katarak hareket ederseniz cihazlar sizi mutsuz etmez ki Vivo Y35'te. Tam olarak sizi mutsuz etmeyecek bir cihaz dediğim gibi yaklaşırsanız. Performans tarafında arkadaşlar bu fiyat seviyesinde genelde MediaTek işlemciler görüyoruz. Bunu hepiniz zaten biliyorsunuz. Ancak bu cihazda farklı bir işlemci modeli görev yapıyor. Qualcomm Snapdragon 680 modeli bir işlemci bu cihazda görev yapmakta. Bu 680 4K modeli işlemcimiz 6 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor. Tabii ki 6 nanometrelik bir üretim süreciyle üretilmiş bir işlemci de bizlere daha düşük bir pil tüketimi, daha yüksek bir performans sunmaya çalışan bir işlemci anlamına geliyor ki Snapdragon 680 4K zaten tanıdığım, bildiğim bir işlemci. Sorunsuz bir model. Hani birçok cihazda daha önce zaten test etme fırsatı, Eriştim bu cihazın genel anlamda düşük pil tüketmesiyle ve bizlere yüksek performans vermeye çalışmasıyla ünlü bir işlemci modeli. Geek ben skorlarına baktığımız zaman zaten Snapdragon 680'in sunduğu performansı net bir şekilde görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Cihazda 256 GB'lık bir depolama bulunuyor. 1 TB'a kadar bu depolamayı arttırmanız da mümkün oluyor. Cihazda micro SD kart girişi var tabii ki o şekilde arttırabiliyorsunuz. Ben burada en çok dikkat ettiğim şeyi yine sizlere aktarayım. Hani bazı arkadaşlar diyor ki ya kimse buna değinmiyor ama ben buna her akıllı telefonda değiniyorum. Eğer bir olumsuzluk varsa eleştiriyorum. Olumluysa da bunu böyle takdir ediyorum. Bu cihaz da benim takdir ettiğim cihazlardan bir tanesi oldu. Çünkü Vivo Y35'te çift sim kart desteği var. Çift sim kartın yanında da micro SD kartı kullanabiliyorsunuz. Yani size bu akıllı telefon şunu söylemiyor. Ya ben de çift sim kart desteği var. Micro SD kart desteği de var. Yani sen kendin karar ver hangisini kullanmak istiyorsan. Kullan gibi bir size de seçenek bırakmıyor. Diyor ki sen sim kartlarını da kullan güzel kardeşim. Yanında istiyorsan sim kartının yanında da micro SD kart yani hafızamı yükseltmek istiyorsan hafızanı da yükseltebilirsin. Herhangi bir şeyden feragat etmene gerek yok diyor ki ben bunu gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da her fırsatta sizlere söylüyorum sevgili arkadaşlar. Cihazda 8 GB bir sanal RAM bulunuyor. Bu 8 GB'lik sanal RAM'i destekleyen de fiziki bir RAM var tabii ki cihazda. 8 GB'lik bir fiziki RAM Vivo Y35'te görev yapmakta. Hani performans anlamında burada bu sanal RAM'lerin son dönemde çok konuşulduğunu, sizlere çok anlatıldığını benim tarafımdan da gayet iyi biliyorum. Ben sanal RAM destekliyorum arkadaşlar. Çünkü bu sanal dönem teknolojisiyle birlikte Android cihazlarda ciddi anlamda böyle hani sıkışmalarda, dar boğazlık durumlarında vesaire telefonlarda böyle bir rahatlama ben açıkçası görüyorum yaptığım testlerde. Dolayısıyla bu cihazda da özellikle çoklu işlemlerde sanal dönemin fazlasıyla bir etkisini, olumlu etkisini gördüğümünde altını çizmem gerekiyor. Yaptığım oyun testlerinde Vivo Y35 kesinlikle benim beklediğim performansı benimle buluşturmayı başardı arkadaşlar. Performans açısından bulunduğu seviyenin hakkını veren bir akıl telefon olduğunu sizlere söylemem mümkün. Yani bu akıllı telefon sizlere de az önce söylediğim gibi bir akıllı telefon alırken bulunduğu seviye ve o seviyede sunduklarını iyi değerlendirip onu satın almak lazım. Vivo Y35 tam olarak bunları destekleyen bunu karşılayan bir akıllı telefon olarak bizlerle buluşuyor. Tam da bu noktada şunu söylemek lazım arkadaşlar. Vivo Y35'te iki büyük Android güncellemesi taahhütü var, garantisi var. Bunları çoğaltabiliriz. Vivo tarafından sizlere verilen bu garanti sayesinde güncelleme tarafını hiç düşünmenize de gerek kalmıyor. Yani burada güncelleme benim için çok önemli güncelleme olmazsa olmaz ya da bu cihazı aldık ya güncellemesi ne olacak gibi sorularında önü kapanmış oluyor. 2 büyük Android güncellemesi 3 senede kesintisiz arkadaşlar güvenlik güncellemesi alacak. Vivo Y35 tabi burada güncelleme ile alakalı soru işaretleri ve buradaki yaşayacağınız sıkıntılar ya da kafanızdaki herhangi bir sıkıntıyı da ortadan kaldırmış oluyor Vivo tarafı. Bu noktada Vivo'yu tebrik edelim ve telefonun diğer detaylarıyla devam edelim. Vivo Y35'in bazı teknik detayları var. Evet güzel bazı da olarak detayları var güzel ama Vivo genel olarak arkadaşlar çok kaliteli akıllı telefonları üretmeye odaklanmış bir telefon üreticisi. Şimdi Y35'e baktığımız zaman ülkemizde Vivo'nun da bir üretim fabrikası var. Daha önce duymayanınız olabilir onunla sizlere belirtmiş olayım. Bu üretim fabrikasında Vivo Y35 inanılmaz testlerden geçmiş. Bakın sizlere aktarayım testleri. 32.000 kez düşme testine tabi tutmuşlar Vivo Y35'i ciddi anlamda yüksek bir rakam bu. 6.500 kez kulaklık takıp çıkarmışlar ve 6.000 kez de USB takıp çıkarma gibi bir testten geçmiş Vivo Y35 tüm testlerden başarıyla geçen bir akıllı telefon. Tabi burada hazır dayanıklılıktan bahsetmişken suya ve toza karşı IP5X ve bir de IPX4 sertifikasına sahip olduğunu sizlerle paylaşmalıyım Vivo Y35'in. Beni telefonda en çok etkilen detaylardan bir tanesi üstünde bulunan parmak izi okuyucu sensör oldu. Yani o kadar hızlı ki arkadaşlar. Hızını sizlere anlatmam ciddi anlamda mümkün değil. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Yani cihazın herhangi bir işte mağazada görürseniz mutlaka bir parmak izi okuyucusunu test etmek için rica edin oradaki promotörlerden. Sizler de etkileneceksiniz. Fiziki bir parmak izi okuyucu ama dokundurduğunuz an açıyor cihazı ve hız anlamında gerçekten hayat kolaylaştıran bir parmak izi okuyucu olarak kilit tuşunun üzerinde ya da içinde görev yapmakta olan bir parmak izi okuyucu var Vivo Y35'te. Gelelim kameraya ki bu akıllı telefonun en iddialı olduğu alanlardan bir tanesi de kameraları sevgili arkadaşlar. Ana kameramızda 50 megapiksellik bir kamera görev yapmakta arkadaşlar. Büyük bir sensörü var bu kameranın ve f1.8 diyafram aralığına sahip bu kamera. Bu sayede tabii ki az ışıklı ortamlarda çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturabiliyor. 2 megapiksellik bir makro kamera yine f2.4 diyafram aralığına sahip ve sosyal medya üzerinde çeşitli keyifli paylaşımlar yapmanızı sağlamak için görev yapıyor. 2 megapiksellik bir diğer kameramız ise derinlik algılayıcı olarak görev yapıyor ve portre fotoğrafları için iyi işler ortaya çıkartıyor. Fotoğraf kalitesi olarak genel anlamda oldukça başarılı bir cihaz Vivo Y35. Işık azaldığında da bu tatminkarlığı devam ettirmeyi başarıyor bana sorarsanız. Fotoğraf değerlendirmesi olarak cihazın segmentinde başarılı olduğunu sizlerle paylaşmam mümkün. Video tarafında arkadaşlar 1080p videolar çekebiliyor. Vivo Y35 Ace ile titreşimi azaltmak için de iyi işler ortaya çıkarmaya çalışıyor. Birazdan tabii ki kameranın son değerlendirmesine geçeceğim ama ön kamerayı da sizlere aktarayım isterseniz. Ön kameramızda 16 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip. F2.0 diyafram aralığına sahip. HD çekimler yapabiliyor. Net selfie diye adlandırmış Vivo bunu ve selfie'lerde de gerçekten bunun detayları ve o netliği görebiliyorsunuz. Genel olarak kameraları değerlendirmem gerekirse Vivo Y35'in kamera anlamında seviyesine göre gayet başarılı bir sonucu bizlerle buluşturduğunu söylemek mümkün. Yani telefonun kamerasıyla alakalı böyle çok büyük bir olumsuzluk var mı derseniz bence seviyesine göre değerlendirirsek hayır yok arkadaşlar. Şimdi bu fiyat seviyesi bir yangın yeri bu segmentte de bayağı yangın yeri bu cihazın çok ciddi olumlu yönleri var. Olumsuz yönlerini burada hani bulmaya çalışmaya çalışmak biraz anlamsız geliyor bana. Hani o yüzden rakipleriyle karşılaştırdığımızda bu fiyat seviyesinde karşılaştırdığımızda kamera anlamında tatminkar olacağınız bir cihaz olduğunu söylemem mümkün y35'in ve gelelim pil tarafına cihazda 5000 miliamperlik bir pil görev yapmakta sevgili arkadaşlar bu 5000 miliamperlik pil 18 wattlık bir adaptör ile şarj oluyor ve sizlere kutu içeriğinde de bahsettiğim gibi bu 18 wattlık şarj adaptörü cihazı kutusundan çıkıyor ve 70 dakikada %70'e varan bir şarjı bizlerle buluşturuyor telefonun şarjı %50 dolu olduğunda mesela sabah hazır hazırlanırken siz telefonu şarja bıraktığınızda sizin o günü götürecek kadar da bir şarja sahip olacağınız anlamına geliyor. Etkileyici teknik detaylardan bir tanesi 15 dakikalık bir şarj ile 3 saatlik bir yaklaşık ekran süresine sahip olmanız da mümkün oluyor. Y35'te yani şarj anlamında ve pil anlamında böyle büyük olumsuzluklara sahip değil. Zaten standart bir kullanıcıyı rahat rahat bir gün götürebiliyor. Eğer orta seviye bir kullanıcıysanız sizler böyle 2 güne sarkabilir hatta pil ömrü. Onun da altını çizmek lazım. Yani uzun pil ömründe sizlerin kullanışına bağlı olarak bu cihazda bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gün sonunda Vivo Y35 8400 lira bandından satışta şu sıralarda arkadaşlar. Yani işte bu fiyat seviyesinde ve bu segmente baktığımda açıkçası sizlere bu segmentin bu seviyenin ya da kendi içinde de kendisinin vaat ettiği şeyleri karşılayan bir akıl telefon olduğunu söylemem mümkün sevgili dostlar. Sizler ne düşünüyorsunuz Vivo Y35 hakkında yorumları yazmayı lütfen ihmal etmeyin ve tabii ki kanalıma abone olup videolarımı da şöyle bir göz atarsanız beni sonsuz mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay.